Bizim orada akrabalarımız vardı. Biz buraya çağırdık. Kendi yanımızda, şu anda yanımızda. Evlerimizi neyi boşalttık, köye gittik. Köyde bekliyoruz. Valla biz maddi manevi destekte bulunduk ama ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem ile birlikte ülkemiz yasa boğuldu. 10 ilde yıkıcı etkiye sahip olan deprem için neler yaptınız? Sizce ülke olarak neler yapabiliriz? Elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Çünkü bugün oraya, yarın bize, yarın hepimize. Onun için çok yardım etmeliyiz, anlıyor musun? Elimizden geldiği kadar, az veya çok. Bu nedir? Başka ne diyeyim? Elimizden geldiği kadar yardım edecek. Derler ya, bir çorbada tuzun bulunsun diye. Öyle yani, yardım edecek tabii. İnşallah bir daha olmaz. Ocak acılar yaşamazlar, yaşamak. Çoğu öksüz kaldı, çoğu anasız babasız kaldı. Belki de nişanlıydı, düğün olacaktı mesela. Nasıl anlatayım sana? Benden daha iyi biliyorsunuz. Vallahi biz maddi manevi destekte bulunduk ama ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Devlet elinden geleni yapacak, ne yapabilir ki yani? Devlet de bitti bir yerde. Vallahi bizim yapacağımız pek bir şey yok gibi geliyor. Bilmiyorum da tedbirli olmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Yani nasıl dikkat edebiliriz bilmiyorum. Şu anda da zaten bizim o korkuyla biz bu şeyleri yaşadık ama oradakileri düşünüyoruz. Zaten şu anda yardım etme çabasındayız herkese. Bilmiyorum, Rabbim yardımcımız olsun. Evet, onlar için hazırlıklar yapıyoruz. Bugün haber aldık. Sabah 6 kişilik bir aile bugün sabah hepsi de sağ salim çıkmış. Onlar için uğraşıyoruz. Bize getireceğiz. Öyle. O yani inşallah. Konuşacak bir şey de bulamıyoruz. Rabbim hepimize yardımcısı olsun. Vallahi diyorum ben, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bak biz de aynı şekilde evlerimizi neyi boşalttık, köye gittik. Köyde bekliyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz, durum neyi gerektirecek? Allah oradakilere yardımcısı olsun. Biz yine burada bir şekilde idare ediyoruz. Ülkece neler, elimizden bir şey gelmiyor diyorum ya. Herkesin çoluğu çocuğu olduğu için mecbur burada kendimizi idare etmekle meşgulüz. Yoksa diyor mu, maddi durumdan başka hiçbir şey yapacağımız bir şey yok. Devletimiz Allah zeval bilmesin, başka bir şey demiyorum. Ne yapmamız lazım? Vallahi korkudan öldük, geberdik vallahi. O gün pazartesi gece sabaha kadar dışarıda, bir de öğlenki deprem çok büyük, şiddetli. Eğer ikinci bir deprem olursa Kayseri'de yerine bir olur. Çünkü binalar bayağı bir sarsıldı yani. Maraş'ta olan deprem Kayseri'ye yansıdığı için şu an binalarda büyük bir hasar var yani. Bizim evde bile mesela duvarlar çatladı yani. Yani tedbir alınmazsa yani ikinci bir depremde Kayseri yerle bir olur. Biz şu anda hiçbir şey yaptık diyemeyiz yani de yani şu anki oturduğumuz, biz de, ben de şu anda Pınarbaşı'ndan geliyorum. Biz de bayağı bir etkilendik. Orada, hatta orayı terk ettik geldik. Burada bizim akrabalarımız var, onların yanında kalıyoruz da. En başta bina diyorum, güvence, sağlık diyorum. Bilmiyorum vallahi. Ne konuştum bilmiyorum. Hatta şu anda kendimi sallanıyor gibi de hissediyorum yani. Her şeyin en iyisi güzel olsun. Hepimiz bir millet. Bir devlet, bir millet. Bu kadar. Üzgünüm. Her şeyi yapmamız lazım. Bizim orada akrabalarımız vardı. Biz buraya çağırdık. Kendi yanımızda, şu anda yanımızda, elimizden ne geliyorsa yardım olarak işte yapmaya çalışıyoruz. Hepimize, tüm milletimize geçmiş olsun. İnşallah bundan sonra bu böyle bir şey yaşamayız. Rabbim bir an önce bu işi İnşallah bitirir diye düşünüyoruz. Şu anda akrabalarımız falan, biz de Maraşlıyız. Elimizden ne geliyorsa beraberce el ele vererek bu işi de atlatmaya çalışıyoruz yani. Yapacağımız, yapabileceğimiz ne gerekiyorsa, eşle, dostla, elimizden ne geliyorsa, biz de milliyetimizle çalışıyoruz. Ondan sonra ne yapılacaksa, okullarımız, şeylerimiz, hepsi çalışıyor yani gece gündüz. Biz de zaman zaman burada kalıyoruz, yapabileceğimiz bir şey olur diye. İşte yiyecekti, gıdaydı, şuydu, buydu. Yardım göndermeye çalışıyoruz yani.